Kardeşim, ha, bir selam vereyim. Selamun Aleyküm. Ya sistem şöyle, e, bir kere mantığı şu, e, tanımadığın bir şeyi yönetemezsin. Tanımadığın bir şeyi yönetemezsin. Harika, tamam. Şimdi tanıma kadına söylüyorum. Her bir e, esma bizde bir hükmünü bırakmış. Celali esmalar var, cemali var. Celali esmaların azami derecedeki tecellisi cehennem. Cemali esmaların azami tecelli ettiği yer e, cennet. Onun için kürsülerde e, mesela celali esmayı esas alır. Vaazını öyle anlatır. Bunlar korkutur. Bu tür vaazlar hep korkutur. Başka bir model var. Cemali esmayı alır. Devamlı ümit verir. Ümit pompalar bir de Celal ile Cemal'in kesiştiği bir nokta var. Kemal o da bu ikisini cem eder. Uygularsam eee sıf akılla düşünürsen akılla düşünürsen ceberut alemidir. Korkarsın. Bu celalidir. Kuveyi akliye e, ee, sıf kalple düşünürsen yani aşk maşk böyle muhabbet düşünürsen bu da cemalidir. Hep Allah'tan ümitli olursun böyle. Öteki taraf hiç şeyin ilgini çekmez. Bu meslek itibariyle sıf aklı esas alanlar ilmi kelamcılardır. Kuralcıdır böyle. Mantematiksel ve mantıksal yöntemler geliştirirler. Onu gösterirler. Yani onlardan çıkmıştır ilmi kelamcı şeyler ve Namazın varsa imanın var, yoksa yoktur. Yani ya aktır ya karadır. Ortası yok bu bu şeyde ilmi kelamcılarda. Ya imanım vardır ya yoktur. Ortası var mı? Var. İtikat berzahtır yani itikat. İtikadı bozuk olanlar ne oluyor? İmanı varsa itikadı bozuksa ehli bir de oluyor. Şimdi aşağı ineyim. İlmi kelam dimacılardır. Dima. Sif celali alırlar daha çok. Yani konuşmalarına şey. Usuldur, kuraldır. Cehennem de öyle yani. E, i̇ki sebap, beş günah, yedi günah, Üç tane mekruh böyle bir hesaplanır celali. Yani adaleti, Allah'ın adaleti orada galip. Cemali esma da ise e, adaletle değil de ra, rahmetle daha çok söylenilir. Hem ümitlendirir. Bunlar da daha çok ilmi kelamcılar değil tasavvufçulardır. Ta, tasavvufçular böyle kalbi işlettiren mesleklerdir böyle. Enfusta denilir. Enfus denilir. Bir tane daha meslek var. Bu Celal'dı. Bir de Cemal. Bir de Kemal var. Ee, nasıl? Her asırda 100, şey, 100 senede bir, her 100 senede bir gelen müceditler var. Müceditler. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri. Ee, ondan sonra Mevlana Halidi Bağdadi. Mesela geriden gideyim ben böyle. Bediüzzaman Hazret'tir bu asırın. Bir öncekisi 100 sene geriye çıkart. Mevlana Halid-i Bağdadi böyle gider. İmam-ı Rabbani, i̇mam Gazali. İlk müceddit taasubum olsaydı. Niye Bediüzzaman dedim? Taasubum olsaydı İmam-ı Azam derdim. İlk müceddit İmam-ı Şafi'dir. E, Alimler ittifak etmiş. İmam-ı Azam derdim de. Ben Hanefi mezhebindenim. E, ama İmam-ı Azam müştehitlerin anasıdır der. İlk müştehit o yaptığı için Kur'an'dan çıkarımlar. Ama ona da dinini bozuyorsun demişlerdi biliyor musunuz böyle. Kur'an'dan ve hadisten mana çıkartıyordu. Dolayısıyla Hz. Peygamber'in neslini şikayet ettiler. Numan bin Sabit, İmam-ı Azam'ın şeyidir. Numan bin Sabit dini bozuyor. Geldi işte Zeynel Abidin, İmamı Bakır işte geldiler. Hangisiydi yani tam i̇mam Bakır mı, Zeynel Abidin mi geldi Allah Resulü'nün torunu. Diyor ki sen ceddimin dinini mi bozuyorsun? O dedi ki haşa, tövbe estağfurullah. Yani onların e, dinin yani Kur'an'ın ve hadisin yani senin ceddinin e, ortaya koyduğu hükümlerin haddini, hududunu ortaya çıkarıyorum demiş. Yani insanlar sıkışmış oradaki nihayetsiz mana mertebesini ortaya çıkarıyor. 27. sözde diyor ki 27. sözde mestur olan yani ilah Allah bir kelamın içerisine nihayetsiz manaları mestur etmiş. Gizlemiş. İmamlar kendileri ya böyle olabilir mi? Şöyle olabilir mi? Düşünmüş çıkarmış. Haşa öyle değil. O kelamın içerisinde örtülmüş ve her asra bakan manasını, hükmünü çıkartıyorlar. Mestur olanı. Yani gizli olanı ayan ediyorlar. Ortaya çıkartıyorlar. Onun için semaviyedir yani. Beşeri değildir. İmam Azam'ın, İmam-ı Şafi Hazretleri'nin e, iştihatları e, şey değildir. Arzi değildir, beşeri değildir, düşünüş değildir. O e, mesela çek çekirdek gibidir. Kur'an ayetleri ve harfleri. Ama çekirdeğin içinde ağacın kokusu var, tadı vardır, rengi vardır, vardır da var. E, geliyor kimyacı bir tarafını alıyor, fizikçi bir tarafını alıyor vesaire. Meselemiz o değil. Demek ki her yüz senede bir mucidi din geliyor. Bunlar ne özelliği var? Celali olan tecelliler, kuvalar, yani ceberut aleminin temsilcisi bizde dima. Korkular orada olur. Vehimler orada olur. Ondan sonra... Ve seseler de orada olur. Kalp yemese dima atıyor. Hep orada olur. Celali şeyler. Matematiksel hesaplar orada olur. Mantıksal hesaplar orada olur. Daha çok erkekler bu, bu taraf galip. Kadınlar ise matematiksel ve mantıksal çözümler değil, e, sonuca değil, süreçte odaklandıkları için hissidirler, kalbidirler. Zaten kalbe, e, insanın kalbine en yakın kalp, kısmı sani tabir edilen kadın kalbidir. Çok hani Allah'ın ...bize yakınlığını en güzel gösteren kadın kalbidir. Kadın deyince cinsellik değildir. Erkek deyince cinsellik değildir. Yani kalbe mukabil kalp. Yani kalbini memnun edecek bir kalp. Böyle. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Karşıt değil, çelişki değil, ilişkidir. Ka kadın kalbi, erkek kalbi çelişki gibi gözükürken... ...ilişkinin ta kendisidir. Evet konuyu buralara kadar getirdik. Neyse... E Demek ki e, Dima celali tecellidir. Celali tecelli, kuva. E, Kuvayı aklıya, kuveyi kuvvey, aklıya vesaire Oralarda olur, korku morku oralarda olur. E, oraya tasavvuflular ceberut alemi derler. Tamam. Demek ki celal orada. Cemal de kaptedir. E, Kemal ise bu ikisini cem eder asın imamlarının mesleği bu. Asın imamların mesleği ilmi kelamdan ve tarikattan fark anladık mı? Mesela gel tabağa getir. Biraz tayin koy. Biraz da pekmez koy. Karıştır. O yerken ne olur? Pekmez midir? Hayır. Tayin midir? Hayır. Üçün ikisinden farklı. Aşure de böyledir. Üzümü koy, fasulyeyi koy, nohutu koy, bilmem ne koy. Hepsinin ayrı bir lezzeti var tek tek. Ama hepsini bütünlersen Aşura denilen nedir o? Hiçbirisi değil her şeydir. Heh, hiçbirisi değil her şey içindedir. Mücedditler celal değildir, cemal de değildir. ikisinin harmanıdır. Asın imamı. Tamam? Asın imamlarda bu kemal vardır, kemal. Bunlarda ne olur? Hafsız reca, recasız haf yoktur derler. Hafı yani korkuyu dimacılar, recayı kalpçiler, e, asıl imamlar ikisini harmanlar. Hani ayette der ya Allah, şeytan diyor Allah günah işletmek için Allah'ın rahmetini sizi güven, güvendirmesinler. Ona bel bağlattırıp günah işlettirmesinler vesaire. Bil mana bir ayette geçiyor. Demek ki şimdi ne anlatacağım? Kemal nedir? Hem cemal var hem celal var. İkisini cem etmiş. Şimdi o zaman hafsız reca, recasız haf yoktur. Ümitle korku, korkuyla ümit vardır. tamam O zaman asil imamları asırda ne ihtiyaç var onu söyler. Mesela İmam-ı Gazali'nin bu asırdan için olmaz. Mevlan Halid-i kitabı bu asırdan için olmaz. Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'u Gazali döneminden için olmaz. Bediüzzaman Hazretleri'nin eseri niye Mevlan Halid-i zamanında olmazdı? Olmaz. Her asra bakan kitap tektir, Kur'an'dır. Her asra bakan zat tektir, o da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Asıl imamları kendi asırlarına aittir. Niye? İmam-ı Gazali döneminde felsefe, ile insanları fitne fesata sokuyorlardı, aldatıyorlardı, ihval ediyorlardı, kandırıyorlardı. Avrupa'dan, Bizans'tan, Roma'dan felsefe giriyordu. Allah e, i̇mam Gazali'yi çıkarttı. Sonra toplum ilerledi, toplum İslam hakim ama böyle böyle hantallık var böyle, kalp işlemiyor böyle, kuralcılık var. Mevlana Halid-i Bağdadi'yi çıkartarak kalbi işlettirme mesleğini. Yani yüz senede bir toplumun ihtiyacı yenileniyor. Hristiyan ve Yahudiler gibi değil. Onlar nasıl gelmişse 1400 sene ve 2000 sene önce öyle. Onun için yok olmaya mahkumdurlar. Ya intifa edecek, sönecek ya ittifak edecek, İslam'a dahil olacak ikisi din. Peki niye 100 senede bir kendisini motive edemiyor? 100 senede bir e, toplum değişiyor, kültür değişiyor, ihtiyaç değişiyor, haletler değişiyor, hal değişiyor, hal değişiyor, değişiyor da değişiyor. Devamlı bu insanların bu ciddi yeni gelişen ihtiyaçlarına cevap verecek muciditler gerekiyor. Onun için mucedit de kemaldir. Mesela i̇mam Gazali Hazretleri dedim ki felsefe giriyordu. Allah o kafirlerin üzerine çıktı. Kılıçtır i̇mam Gazali. Mevlana Halid-i Bağdadi e, o zaman kalbi halleri yoktu. Onu çıkarttı. Şimdi Ustad Bediüzzaman Hazretleri ise asrı imansızlık asrı. Yani hemen bir tarafkir oluyor bir kafire imanı gidiyor. Yani basit bir şeyle imanını kazanma ve kaybetme davası kaybediliyor yani. Acayip bir şey yani çok garip eskisi gibi değil böyle. İmana eskide mesela bir misal vereyim daha iyi anlaşılır. İmamı e, İmamı Rabbani Hazretlerine gelmiş efendim demişler. İmamı Rabbani Hazretlerine gelmişler demişler ki cennetin tabakası dört şey 8 de 4. tabakada hangi vasıflarla girilir? So, sormuşlar yani. Tabakaların sıfatlarını sormuşlar. Hangi sıfatla hangi tabakaya girilir? Ondan sonra bidatlarla uğraşmış İmam-ı Rabbani Hazretleri. O da müceddit. İmam-ı Rabbani Hazretleri de müceddit. Neyle uğraşmış? Bidatlar, hurafeler girmiş. E şimdi İmam-ı Rabbani Hazretlerine geliyorlar. Diyorlar ki Cennetin tabakaların vasıf ve sıfatları nedir? Bu bidat mıdır? Bu e, salih midir? Yani bu makbul mudur? Bu bidat mıdır? Bediüzzan Hazretleri Hazretleri'ne geliyorlar. Bize muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Siz Allah'tan bahsedin. Ondan sonra e, Allah kim yarattı diyor aşağı. Ondan sonra var mı diyor. İhtiyaç mıdır diyor. Ahirete ihtiyaç mıdır bana? Bana bunu soruyor ahiret ihtiyaç mıdır? Allah'a inanmak iyi. Görüyor musun yani? Cennetin tabakalarını sormuyor. Bidatları da sormuyor. Bu ayet hadis doğru mudur demiyor. Allah var mıdır diyor bak. E şimdi sen onlara böyle böyle kafaları karışana İmam-ı kitabını verebilir misin? Olmaz ki. Olmuyor. Demek ki yani ayağı kırıksa buna yapılacak muamele ile gözü görmüyorsa katarak varsa buna yapılacak muamele farklı yahu. Bir tanesini kalıp yapacaksın. Bir tanesine katarak ameliyat yapacaksın. E, kalbim şey rahatsız. Tırnak kap, kapı veriyorsun. Olmuyor. Kısacası şimdi ne diyeceğim. Gel, gelin bu kadar geniş elpazı ile niye oldu inan bilmiyorum soruna Murat. Korku ve, vehim vesvese evham bunlar e, bunları bunlarla beraber yaşamayı öğrenmek lazım. Bunlar gitmez kardeş. Her esma hükmünü kendi icra ediyor diye girdim. Bu gitmez. Ancak derecesiz düşük olur. Mesela ses ses sesin üzerine bindiriliyor. Subliminal yapıyorlar ya böyle. 2 3 tane ses alt alta konuluyor. En galip ses neyse onu duyuyorsun ama aşağıda aşağıda bir sürü resim veya Ses var, sokuyor kafaya. Yani e, bu vehim vesvese insanda kaçınılmaz. İnsan olduğu için, kemal olduğu için her şey var. Peki nasıl kurtulacağız? Kurtulmaya çalışmamakla, yani e, mesela karı koca kavgalar içinde söylüyorum. Karşını değiştirme, değiştirmeye çalışma. Onun kötü sıfatını ne yapacaksın? İyi sıfatlarını onaylayarak, İyi sıfatların çapını genişlettin mi? Kötü sıfatlar gözükmüyor. O zaman vehim ve vesveseyi şöyle yok edeceksin. Savaşma, gücünü oraya verme. Savaşmaya verme. Gücünü kendine yatırım yap. Güzel sıfatlarını genişlettir, kitap oku, dersleri git, tefekkür et. Yani bende yok mu vehim ve vesvese olmaz olur mu? Ha, ne yapıyoruz? Güzel sıfatlarımı, tefekkürümü, bu dersleri boşluk vermiyorum böyle. Onlar baskılanıyor. Mesela şu anda saat tabi bakayım. Saat 14.39. Gündüz ortası İstanbul'da Türkiye'deyim. Gündüz açık. Peki sema açık. Ee, güneş var. Ay var mıdır? Yok. Gündüz ya. Peki biz ilmen biliyoruz ki ay var. Nerede? Niçin gözükmüyor? Ayın ışığı bastırılmış. Baskılanmış. Galip değil. Güneş ortadan kalktığı zaman o ışık ortaya çıkıyor. Bunun gibidir. Hangisi galipse o vardır. O yok edilemez der. Onun için korkuyla savaşmak korkuyu getirir. E, ortadan kaldırmaya çalışma. Çünkü kalkmaz. Ne yapacağız? Güzel sıfatını aktif et. Aktif et. Tefekkür mesleğini genişlettir. Tamam mı? Tarıkatçılar nasıl geliş yapmış? Bir derece muvaffak olmuş ve ses eden. E, zikir etmişler böyle. Zikir etmişler, rabıta etmişler. ilmi kelamcılar nasıl şey yapmışlar? Devamlı böyle ilimle meşgul olmuşlar. E, peki asıl imamları nasıl muvaffak olmuşlar? Tefekkürle. Asıl imamları e, tefekkürle e, tefekkürle muvaffak olmuşlar. Tefekkür arkaya geçiriyor. O zaman e, diyeceğim onlar gitmez kart. Yaban arılarına benzer. Uğraştıkça daha çok musallat olur. Dursun lazım. Peki bende şu anda yok mu? Şu anda herkeste kanser var. Herkeste korona var. Herkesten Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar olması gereken bütün hastalıkların yazılımı, kanuniyeti, bir kuvve herkeste var. Zaman zaman ihtiyaç yani o ortamın, cemiyetin getirmiş olduğu pislik, hormon, gıdalar, uyduruk şeyler vesaire vesairele. O çekirdek gibi olan hastalıkların zeminini buluyor, aktif oluyor. Yani korona dışarıdan gelen mikropla bizdeki şeyi aktif ediyor. Zafiyetleri aktif ediyor. Zaten bizde var yani. Ama bastırılmış. Onun gibi bu duygular bastırılmış. Ondan sonra ee, duruyor. Şartlarını bulduğu zaman, mesela misal vereyim Allah Resulü'nü ondan sonra kapatayım. Diyor ki erkekler en çok ne zaman sıkılır? Allah Allah sıkılır en çok. Eyyami bir Eyyami biz. Ne demek? Lugata şey. Lugata da baksan, fıkı fıkı değil, ilmi baksan da görürsün. Eyyami biz kameri aylara göre, eski aya göre. Ondan sonra 13, 14, 15. günler erkekler daha çok en çok asab oldukları günlerdir. O zaman eşlerine diyorlar ki o gün bunlara sabırlı olun yani fazla takma bu adamın şey yaptığını. Ona kadınlara da malum günlerinde sıkıntı çok olur. O zaman erkeklerine diyor ki o günleri kale almayan ne desin, bağırsın, çağırsın, hakaret akaretli önemli değil. Tamam. Yani sistem böyle bildiğin zaman he, böyle rahat ediyorsun. E, kısacası e, olumsuz e, sıfatlarımızı ortadan kaldırmak değil, e, müsbet sıfatların çapını genişlettirdin mi? Ötekisi zaten gözükmüyor. Mesela hastalık kanunları var. Siyatlı besleniyorum. O kafa çıkartamıyor. Ne zaman üşütürsem tak diye mikrop ortaya çıkıyor gibi. Sevgili kardeşim. Yani o korkuların gitmesine çalışma şiddetlenir sana. Korku yerine ne yapacaksın? Ümit derslerini dinle. Ümit. Ümit, tefekkür. O zaman e, şab mutluluk şablonu vardı bizde. Hatırlarsın Risale-i Nur'da. E, teslim. Teslim Selem'e. İslam'a uy. Doğru yaşa yani. Sonra te, te, teslim olan e, sihirli formül bu. Teslim. Allah'a teslim yani. Dendiği gibi yapmaya gayret et. Dendiği gibi yapmaya olunca e, sonra e, şey geliyor. Tevekkül oluyor. Yani tevekkül yani Allah canibinden bakmak yani tefekkürü bir hal oluyor. Yani Allah'ın bu kainatı Allah'lık yapıyor. Her şey kontrol altında. Hiçbir şey tesadüfi değildir. Allah en ufak her şeyimizi biliyor. Böyle tefekkürünü genişlettir. Sonra Allah'ın bu kainattaki tasavvufuna, Rabb'lığına itimat edince sonunda da kanaat oluyor. O zaman teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Harika. Bu mesela korkunu ümit de genişlettir. Çünkü şeytan e, ümidini kesti. Allah Kur'an'da öyle diyor yani. Kafirler e, Allah'tan ümidini keserler diyor. Ancak kafirler Allah'tan ümidini keserler. Ümitti, ümit oldu mu korkudan kalkıyor. Tamam. Selamünaleyküm.